Çekre Sağlıklı Yaşam Programı'na bir kez daha hoş geldiniz değerli izleyenler. Her pazartesi, çarşamba ve cuma günleri saat 20.30'da sizlerle olmaya devam edeceğiz. Siz de hoş geldiniz hoş efendim. Bulduk. Evet, kalp damar rahatsızlıklarıyla başlayalım dilerseniz. Evet. Kalp damar rahatsızları neden niçin olur? Evet, nedenleri. Sebepleri. Birçok uzman çeşit çeşit görüşler ele sürüyor. Bazıları diyor ki hamurlu yemeyin, kilo alırsınız. Bazıları diyor ki et peynir yemeyin. İşte protein tehlikelidir. Çeşit çeşit görüşler var. Fakat olmayan bir şey var. O da nedir? Yani birçok ilim adamının açıklamadığı veyahut da bilmediği, henüz ismini duymadığı. Bundan 30 yıl önce Almanya'da ev doktoruna demiştim ki bendeki homosistin oranı kanımdaki ne kadar demiştim. Homosistain mi dedi? Evet dedim. Doğru mu söylüyorsunuz dedi. Evet doğru söylüyorum. Yazdım. Verdim homosistain. Yanında çalışan hemşireye çağırdı. Dedi ki homosistain nedir dedi. Bilmiyorum efendim duymadım dedi. Gökçek dedi. Doğru mu bunun dedi Almanca. Evet homosistain. Bilmiyorum dedi. Hiç duymadım dedi. Allah Allah dedim. Ben yanlış yere mi geldim acaba? Şimdi homosistein, yani şimdi birçok hasta birçok raporla geliyor. Ama homosistinle ilgili hiçbir bilgi yok, hiçbir belge yok. Kolesterolün şu kadar, lipid, trigliserit vesaire vesaire her konuda bilgi var. Homosisteinle ilgili hiçbir bilgi yok. Hiçbir tahlil yok. Ne idrar ne kana bakılıyor hiçbir şey yok. Halbuki homosistein çok çok tehlikeli. Yüksek kolesteroldan, tansiyondan vesaire vesaire hepsine tehlikeli. Neden? Çünkü kalp krizine, beyin kanamasına, depresyona, panik atağa, Alzheimer'a sebep olur, böbrek yetmesine sebep olur, şeker hastalığına sebep olur. Nasıl oluyor da bütün bu hastalıkları tetikliyor? Homosistein, homosistin anemi denir kandaki yükselirse. Efendim, kişi et, peynir, yumurta gibi aşırı hayvansal besinlerle beslenirse proteinler amino aside dönüşürken artık madde ortaya çıkar. Evet. Et yedi, peynir yedi, yumurta yedi. Amino asit hücrelerin yapımında kullanılan yapı taşı gibi düşünelim. Ev yapıyorsunuz tuğla gerekir. Hücre yapımında da ne gerekir? Amino asit. İşte proteinler amino asite dönüşürken artık bir madde ortaya çıkar. Bu da homosistin. Homosistini kişinin vücudundaki, kanındaki, karaciğerindeki B6 vitamini, B12 vitamini ve folik asit tekrar amino asite dönüştürür bu toksik maddeyi. Fakat B6 vitamini, B12 vitamini ve folik asit, folik asit de B9 vitamini de denir. Bu vitaminler azaldığı zaman homosistinin ne amino asit dönüştür hiçbir şey. Homosistin sürekli yükselirse ne olur? Kalp damar rahatsızlar olur. Aniden beyin kanaması, kalp krizi olur. Peki bunu bitkisel çözüm yollarıyla önlemek mümkün mü? Evet, evet. Tabii. Çok güzel bir soru. Var. Ona da çözümü var. Homosistini LDL kolesterolünü oksitliyor. Neden tehlikeli? Tehlikeli olmasının sebebi şu. Homosistin LDL kolesterolünü, burayı açıklayayım da karışmasın. Evet. Onun için oraya geleceğim. LDL kolesterolünü oksitliyor. Oksitlenen LDL kolesterolünü bağışıklık sistemi mikrop gibi algılıyor. Kanımızda ahtapot gibi dolaşan bir hücre var. Makrofaj denir. Makrofaj zararlı bakteri, virüs ve mantarları ahtapot gibi yakalar, yer veyahut da T şeklinde, Y şeklinde antikorlar fırlatarak öldürür. Yakalamadığını öldürür, yakaladığını yer yutar. İşte oksitlenen LDL kolesterolü mikrop gibi algılıyor, yiyor, makrofaj şişiyor, balon gibi patlıyor, ölüyor. Bu da damarların iç yüzeyinde böyle yapışıyor, plaklar oluşuyor. Kişinin damarları yamalı bohça gibi oluyor. Ani bir sinir, üzüntü, sıkıntı, gerilim, stres, tansiyon yükselmesi çok büyük tehlike arz ediyor. Evet.
Buna karşı ne var? Evet, kalp damar rahatsızlığına karşı dünyada en etkili bitki alıç. Şu resmini gördüğümüz çiçeği. Alıç. Alıcın bilinen dünyada 900 çeşit alıç var. 900 çeşit alıç. Bu 900 çeşit alıçtan 90 çeşit Türkiye'de yetişir. Evet. 90 çeşit alıçtan biz köyde çocukken 11-12 yaşlarında ta giderdik, alıç toplar yerdik. Bu yenen alıç değil, meyvesiz yenen alıç değil. Meyvesini çok küçük olur, içi çekirdek dolur. Yenmez, yenecek bir şeysi yok. Normal etli alıç gibi değil. Buna loplu alıç, kertikli alıç, şifalı olan. 90 çeşit alıçtan sadece ikisi şifalı. Almanya'da 940 kardiyolog, 3664 hastayı alıçtan elde edilen bitki ekstraktı ile, bitkinin ekstraktı, çayı yeterli değil. Bitki ekstraktından elde edilen damla, draje, kapsüllerle tedavi etmişlerdir. Ha, bazıları diyor ki Panax damar açar, Panax damar açar diyor. Panax damar açıcı değil. Bu nedenle bu konuda bazıları yanlış bilgi veriyor, insanları yanıltıyor. Panax bildiğimiz ginseng. Evet İbrahim Bey, bir telefon bağlı.